Başkan Erdoğan'ın yapımına başlanacağını açıkladığı pandemi hastanelerinin yapımına İstanbul ve Kocaeli'nde devam ediliyor. Şimdi hem İstanbul'daki hem de Kocaeli'ndeki son durumu alacağız. İstanbul'da Mahmut Keşan, Kocaeli'nde de Hakan Süer bizi bekliyor. Önce İstanbul'la başlayalım. Sözü A Haber ekibinden Mahmut Keşan'a bırakalım. Mahmut. Banuel, İstanbul'da iki farklı noktada çalışma yapılıyor. Biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe noktası. Biz şu an Atatürk Havalimanı'ndayız ve buradaki çalışmaları kameraman arkadaşımız Murat Tuzcu sizlere gösterecek. Yağmur çamur fark etmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 45 gün içerisinde yapılacağını biliyorduk. Şu an gördüğünüz gibi hafriyat araçlarının biri giriyor, biri çıkıyor. Bir taraftan betonlar dökülüyor. Yine işçiler humalı bir şekilde hız kesmeden çalışmalarına devam ediyorlar. İşte bu çalışmanın aynısı Sancaktepe'deki o 1000 kişilik yapılacak hastanenin olduğu alanda da devam ediyor. 45 gün içerisinde yapılacağını söylemiştik. Yani Mayıs ayı içerisinde buradaki çalışmalar bitmiş ve hastane tamamen aktif hale getirilmiş olacak. Tabii ki 1000 kişilik hastaneden bahsediyoruz ama buradaki tedaviler tamamen COVID-19 tedavisi üzerine yapılacak, hastalar yönlendirilecek. Ve onunla ilgili de 1000 kişi Atatürk Havalimanı'ndaki yapılan bu hastanede 1000 kişi de yine Sancaktepe'de yapılacak hastanede tedavi altına alınmış olacak. Tabii ki bununla birlikte diğer hastanelerdeki doluluk oranı da düşmüş olacak. 45 gün içerisinde yapılacağını söylemiştik. 6 Nisan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. 7 Nisan'dan itibaren de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor ve 7 Nisan'dan bu yana kadar da büyük bir yol kat ettiklerini görebiliyoruz. Zemin çalışmalarını yaptılar. Yine bazı malzemeleri getiriyorlar. Harfiyat araçlarının bir kısmı bazı noktalarda döküm yaparken diğer tarafta da yine beton dökme çalışmaları yapılıyor. İleriki noktada kameraman arkadaşımız Murat Tuzcu sizlere gösteriyor. Bir artık yükselme de söz konusu. Tabii ki bununla birlikte 45 gün Mayıs ayı içerisinde de dolmuş olacak. Yani Mayıs ayının başı ve ortalarının arasındaki tarihlerde buradaki çalışmalar bitmiş olacak. Dediğimiz gibi bu çalışmalar burada bu şekilde hız kesmeden devam ederken yine Sancaktepe'de de aynı şekilde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor ve 45 gün sonunda da işte buradaki hastanelerde artık aktif hale getirilmiş ve hastalarını kabul edecek bir durumda olacak. Evet, Mahmut Keşan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de Kocaeli'nden notları alacağız. A Haber ekibinden Hakan Süer'e bırakalım hemen sözü. Hakan. Manuel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki pandemi hastanesi açılacağını söylemişti. İşte geçtiğimiz günlerde de Kocaeli'nin Derince ilçesinde 250 yataklı pandemi hastanesinin açılacağını, yapılacağını söylemişti. İşte çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Biz şu anda pandemi hastanesinin yapılacağı arazideyiz. Şu anda altyapı çalışması için ekiplerin çalıştığını söyleyebiliriz. Burası Kocaeli'nin Derince ilçesi, hemen Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin arka kısmı. Burası eskiden askeriye hastane bahçe kısmıydı. Yaklaşık 40 dönümlük bir alan. İşte buradaki ağaçlar kökünden zararsız bir şekilde çıkartıldı geçtiğimiz günlerde ve başka bir yere ekildi. İşte şimdi de ekipler altyapı çalışmalarını başlıyor ve 45 gün içerisinde burada pandemi hastanesi tamamlanacak ve hizmete açılacak. Az önce Mahmut'un belirttiği gibi buradaki hastanenin de çalışmasında yaklaşık 200 kişilik ekip çalışacak ve bir an önce çalışma bittirdikten sonra pandemi tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiş olacak. Dediğimiz gibi şu anda altyapı çalışmaları başlamış durumda. Oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. İşte altyapı çalışması bittikten sonra da bu alanda yaklaşık 200 işçi çalışacak ve 45 gün içerisinde burası tamamlanacak ve koronavirüs tedavisinde hastalara burada tedavi edilecek. Toparlamak gerekirse dediğimiz gibi çalışmalar 2 gün önce burada başladı. İlk etapta ağaçlar buradan köklerinden çıkartıldı ve başka yere ekildi. Ardından şu an itibariyle altyapı çalışmaları başladı ve birkaç gün sonra da 200 işçi burada hastanenin inşaatına başlayacak. Benim sözü buradan şimdilik size bırakalım.